Merhaba arkadaşlar. Mekanik Dizayn ve Analiz ders serimizin ikinci dersine hoş geldiniz. Bir önceki derste arkadaşlar mekanik dizayn ve analiz ile ilgili temel kavramları, tasarım nedir, analiz nedir, biz analiz yaparken hangi programı kullanıyoruz ve bu programın kullanmış olduğu sonlu elemanlar yönteminden bahsetmiştik. Biz program olarak ANSYS'ı kullanacağımızdan bahsetmiştik. Bu derste bir ANSYS'in arayüzünü anlatmaya çalışacağım. Bu ders ANSYS'e giriş niteliğinde olacak ve burada bir yapısal analiz, özellikle de statik analiz yapmaya çalışacağız ve bu dersi bu şekilde tamamlamaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar, e, ilk olarak ben e, Ansys'in 19.2 sürümünü kullanıyorum ve Ansys'i açtığımda ilk olarak karşıma gelen e, pencere bu şekilde oluyor. Ansys'in e, aslında arayüz olarak bence yapısı çok kolay, eee kullanışlı, kullanıcı dostu bir program. Ansys'te temel olarak e, bir proje şematik dediğimiz bir proje eee tarafı bir de toolbox dediğimiz modüllerin olduğu analiz modüllerinin olduğu bir tarafı var bir pencere kısmı var şimdi arkadaşlar genel olarak tanıtmam gerekirse şu yukarıdan başlarsam file var view var tools var units extensions jobs ve hep buradaki bütün sekmeleri kullanıyorum hayır Kullandıklarımı özellikle söyleyeyim. Yani file'e geldiğim zaman yeni bir proje, yeni bir dosya açmak istediğimde New, e, hali hazırda bir projeyi e, açmak istediğimde Open, e, Save kaydetmek, Save as farklı bir yere kaydetmek için kullandığım e, seçenekler olmuş oluyor. de özellikle en çok sık yani sık kullandığım Reset, Reset Workspace arkadaşlar. Bu eğer arayüzünüz biraz karmaşıklaştıysa ve arayüzünüzü sıfırlamak, eski haline getirmek istiyorsanız reset workspace yaparak eski haline getirebilirsiniz. Tools'ta özellikle option bölümünü kullanıyorum ve burada tabii çeşitli ayarlamalar yapabilirsiniz. Bu yapacağınız, kullanacağınız şekle göre değişecektir bu ayarlar. Ben burada geometry import'u anlatmak istiyorum. Geometry import'ta Preferred Geometry Editor dediği. Yani siz aslında ben çizimi, parçamı Solidworks üzerinde yapacağım. Ama Ansys'in bir analiz kısmı olduğu kadar bir chat yani tasarım kısmı da var. Tasarım araçları da var. İki tane aracı var burada. Design Modeler ve Space Claim. Direct Modeler dediğimiz iki tane aracı var. Yani siz birazdan bir modül eklediğimizde geometri kısmına tıkladığımda Hangi pencere açılmasını istiyorsanız buradan onun Ayarlayabilirsiniz ben dizayn moduları üzerinde açmak istediğimden dizayn moduları Bunu seçmiş oldum Buradan çıkıyorum units bölümünde özellikle milimetre çalıştığım için ben bunu milimetre ayarlıyorum Birimlerin ayarlandığı US customary sistem çalışıyorsanız özellikle Eee U.S. Customary ayarlayabilirsiniz. İnçlerle çalışıyorsanız eğer ama ben genellikle ee, SI birim sisteminde ve milimetre sisteminde çalıştığım için burada birimimi bu şekilde Ayarlıyorum arkadaşlar Metrik sistemde e, Şimdi Diğerlerini zaten çok fazla kullanmıyorum yardım kısmına da bakabilirsiniz yine aynı şekilde peki Toolbox'ta bizim Analysis Systems dediğimiz e, kısım var. Burada e, çeşitli analizlerin modüllerini görüyoruz arkadaşlar. Yapmak istediğiniz analizlerin modüllerini buradan proje şemasına sürüklemeniz gerekiyor. Burada ne tarz analizler var? Bizim ne yapacağız aslında? Explicit Dynamics analiz var, Harmonic Response var, Modal analiz var. Static Structural bugün yapacağımız yapısal analiz. Termal analiz, Steady Termal var. Topoloji optimizasyonu var. Fluid Flow dediğimiz akış analizimiz var vesaire. Bunlar arkadaşlar tabi yeri geldiğince hepsinden ayrı ayrı detaylıca bahsetmeye çalışacağım. Ve özellikle burada Design Exploration kısmında boyut optimizasyonu yapabileceğimiz Response Surface Optimization modülü var. Onu da kullanacağız. Ee, Genel olarak Toolbox kısmı böyle. E, i̇sterseniz yapısal analizimizle analizlerimize başlayalım. Ben buraya e, yapısal analiz modülünü sürükledim. Tabi bu şurada busy diyor yani meşgul. Yani bu bilgisayarınıza göre Ansys'in yapacağı işlem süresi de değişecektir. Bugün yapısal analiz Öncelikle nedir? Yapısal analiz arkadaşlar şudur. Bir cismin bir yapının yüklemelere karşı işte ne kadar deformasyon gösteriyor, ne kadar yer değiştirme, ne kadar şekil değiştirme gösteriyor, eş değer gerilmesi nedir, enerjisi nedir, emniyet kastesi gibi sonuçları görebildiğimiz analizlerdir. Yapısına göre statik veya dinamik analizler olarak yapısal analizler kullanabiliyoruz. Bugün biz yapısal analiz bağlamında statik analiz yapacağız aslında. Bir masa analizi yapacağız arkadaşlar. Şöyle dosya ismimizi de buradan değiştiriyor. Biliyoruz. Masa analizi yapacağız. Şimdi şu hücreleri tanıtmak istiyorum arkadaşlar size. Engineering Data, geometri, Model, Setup, Solution, Results gibi hücreler var. Hemen hemen her seçtiğiniz aslında modülde bu hücreleri göreceksiniz. Şimdi engineering data nedir? Engineering data, data biz geçen ders şundan bahsetmiştik hatırlıyorsanız. Evet tasarım olacak ama tasarım bir bağımsız bir şey değildir. Mutlaka bir malzeme bağlamında ve imalat usulü bağlamında düşünmemiz gerekiyor dedik. Ve malzeme olmadan analiz yapmamız mantıklı değil. Mümkün de değil. Mutlaka parçamıza bir malzeme ataması yapmamız gerekiyor. Burada hazır olan kütüphanelerden malzeme de seçebiliriz veya yeni bir malzeme de oluşturabiliriz. Bu malzemenin atandığı, malzemenin oluşturulduğu, atandığı demeyelim aslında. Atama işlemi mechanical penceresinden yapılıyor. Geometri kısmında malzemenin seçildiği veya yeni bir malzemenin oluşturulduğu hücre olarak. Anlatabiliriz yani tanımlayabiliriz. Not da alabilirsiniz bu arada arkadaşlar her bir hücre ne işe yarar diye kenarınızda bir mutlaka kağıt bulundurun. Geometri kısmı parçamızı ANSYS üzerinde çizilmiş olan parçamızı ANSYS üzerinde e, import etmek ve onu ANSYS üzerinde oluşturmak veyahut ANSYS üzerinde CAD programları var cat arayüzleri var dedim Design Modeler gibi ve SpaceClaim orada yeni bir parça oluşturmak ister ve olu çizmek ve oluşturmak isterseniz geometri hücresine tıklıyorsunuz. Model bölümünde e, burada arkadaşlar meşleme geçen ders bahsetmiştik. Elemanlara ve notlara bölme işlemi. Setup'sa e, yüklerimizin tanımlandığı ve boundary condition yani sınır şartlarımızın tanımlandığı e, hücre aslında bunu modelden sonra mechanical penceresine aktararak yapıyoruz bu işlemleri. Solution hesaplama ve çözme işi ve results da artık işte biz ne istiyorsak, hangi sonuçları görmek istiyorsak, total deformasyon mu, eşdeğer gerilme mi, eşdeğer yer değiştirmemi, mi, safety faktörden e, emniyet kas sayısı mı gibi onların sonuçlarının gösterildiği yer. Şimdi biz bir problemimiz olsun, bir masa yapacağız. Burada ben e, ilk olarak şunu göstereceğim. Burada SolidWorks üzerinde çizmiş oldum böyle kabaca bir masa var. Bu masayı arkadaşlar e, kaydederken, çünkü SolidWorks üzerinde çizim yaptığınız için e, ANSI atarken farklı uzantıda atmanız gerekiyor. Bu uzantı iges uzantısı. E, o şekilde kaydetmeniz gerekiyor. Ben çizimle uğraşmadım tekrar. Sadece ilk olarak zaten. SOLIDWORKS üzerinden kaydı nasıl yapıyoruz? Daha sonra nasıl import ediyoruz? Onu ilk videoda göstereyim. Daha sonra zaten diğer analizlerinde size ee, şey yapacağım arkadaşlar. Dosyayı açıklama kısmına bırakacağım. Oradan direkt ANSYS üzerine geçiş yapabileceğiz. SOLIDWORKS'a hiç uğraşmadan direkt parça alıp siz de benim yaptığım analizleri yapabileceksiniz. Burada CAT programı üzerine bir parça çizmişim. Masa Kabaca bir masa çizmişim. Bunun kaydını nasıl yapacağız? Bu dosyaya geliyoruz arkadaşlar. Farklı kaydet diyoruz. Ve bunu arkadaşlar ne diyelim? Masa mı diyelim? Masa diyelim yani. Şuradan masa üstünde şöyle masa kaydet diyorum. Pardon. İges dosyası üzerine kaydedecektik. Bak ben söyledim hata yaptım arkadaşlar. Şimdi normal burada ha, da görelim. Normalde nasıl kaydettiniz? Siz SolidWorks'un uzantısına kaybettiniz. Bunu gidip de ansiz üzerinde açamazsınız. O yüzden IGES üzerinde kaydetme yapmamız lazım. Tekrar geliyorum buna. Farklı kaydet diyorum. Masa üstündeyim. Masa diyorum. Bakın masa dedikten sonra şuradan uzantı olarak IGES'i seçmem lazım. IGES'i seçtikten sonra kaydet diyorum. Bu kaydetme işlemi sürsün bakalım model işleniyor dedi arkadaşlar kaydımız tamamlandı artık CAD'de hiçbir işimiz kalmadı solidworks'te ansys'e geçiyorum ansys'te arkadaşlar geometri bölümüne tıkladığımda bakın starting design moduları neden design moduları space Claim açılmıyor çünkü ben onu toolbox'ta ayarladım o yüzden bu şekilde açılıyor evet arkadaşlar design modularımız açıldı Şimdi parçamızı import etmemiz lazım. File'a geliyorum. Buradan import external, external geometry file diyor. Buradan dosyamızı eklememiz lazım. Masa üstüne kaydetmiştik. Masa olarak kaydetmiştik. Şöyle geldim. Aç diyorum. Ve buradan import generate dedikten sonra masamızı ne yapıyoruz? Ansys üzerinde oluşturuyoruz. Bakın masamız geldi. Eğer generate etmezseniz analiziniz e, yapılamaz arkadaşlar. Hata alırsınız. Generate ettikten sonra burayı kapatabiliriz. Kapattıktan sonra artık geometride Engineering Data kısmında tik halinde ee, burada bu arada Engineering Data'yı seçmiş miydin? Onu göstermiş miydin? Evet herhalde bahsetmemiştim. Şuraya tekrar oraya döneyim. Burada arkadaşlar, e, malzeme dedik atamaları yapabilir malzeme seçimi yapabiliriz. Şu an yapısal çelik yani şu kısım benim e, kayıtlı olan malzemelerim ve onun hemen aşağısında onun ona ait fiziksel parametreleri görmekteyiz. Yoğunluk var. Efendime söyleyeyim esen parametreleri var. Bu yorulma ile alakalı, yorulma analizleri ile alakalı. Ee, bu şekilde akması, çekme dayanımı, akma dayanımı gibi çeşitli fiziksel malzeme ilişkin fiziksel kopma dayanımı gibi parametreler mevcut. Ben burada atıyorum yapısal çelik kullanmayayım da ne alayım bir de ayrıyetten. Genel materyal kütüphaneme giriyorum. Data source benim kütüphanelerim. Malzeme kütüphanem herhangi birine tıkladığınızda mesela genel malzeme materyal kısmında burada hemen altında malzemeleri ve hemen onun altında da seçtiğiniz malzeme ile alakalı fiziksel parametreleri görüyorsunuz. Ben alüminyum seçeceğim. Eklediğinizde bakın arkadaşlar buraya geldiğinizde alüminyum alloy seçilmiş olacak. Bunun fiziksel parametreleri de burada. Seçim işlemi tamamlandıktan sonra arkadaşlar burayı da kapatabilirim. Bakın. Geometrimi oluşturdum, malzeme seçimi yaptım. Artık mechanical pencereme modül e, hücresinden geçebilirim. Bakın static mechanical diyor. Evet, mechanical penceremiz de açıldı arkadaşlar. Parçamızı görüyoruz burada şu şekilde. Şuradan e, parça tam olarak tüm ekrana sığdırmak için şunu yapabiliriz. Parçamız geldi. Şimdi bu yanda görülen project kısmındaki tek tek sekmeleri tanıyalım. Geometri kısmı bizim arkadaşlar. Hani engineering data'da malzeme seçtik ya işte burada o malzemeye seçtiğimiz malzemeyi parça atama işlemini burada yapıyoruz. Geometri kısmında. Bakın solid. Burada tabi ismini değiştirebilirsiniz solidinde. Şurada graphics properties kısmından şurada galiba aynen burada geometri şurada değiştiremiyorduk herhalde. Neyse bunu eee şeyle değiştirebiliyoruz galiba. Diğer penceremizde yani geometri oluşturduğumuz pencereyi de değiştirebiliyorduk galiba. Burada bulamadım şu an. Neyse arkadaşlar buradan yapısal çelik değiştirmek istiyorum. Şuradan bakın alüminyum alloy. Bunu seçmiştim çünkü buradan atamamı gerçekleştirdim. Buradan bakın malzeme olarak da alüminyum alloy'un fiziksel parametrelerini buradan da bakabiliyorsunuz. Koordinat sistemi olarak yeni bir koordinat da oluşturabilirsiniz. Yoksa global koordinatı kullanabilirsiniz. Burada mesh önemli mesh e, yani sonsuz bir parça dikkat edersiniz yani bu sonlu olarak düşünmeyin sonsuz bir parça bunu çözebilmesi için analiz yapabilmesi için son elemanlar yönteminin en temel varsayımıydı meshlemesi lazım generate mesh yaparak elemanlarına bölüyoruz arkadaşlar. Mesh tamamladık fakat arkadaşlar burada e, çözümlerin e, çok daha doğru çözümler vermesi için mesh'in kalitesi çok önemli çok kalitesiz bir mesh arkadaşlar aslında bu yani aslında bunun kalitesine şöyle de bakabilirsiniz biz mesh'i yaptıktan sonra e, burada element quality mesh'in altında element details yani detay, mesh'in detayları kısmından e, element quality'den her bir elemanın kalitesine buradan bakabilirsiniz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Her yer maksimum kaliteye sahip değil. Burada mesh kalitesi önemli ama ben bu derste mesh kalitesinden bahsetmeyeceğim. İlerleyen derslerde mesh kalitesine yani mesh'i daha iyi nasıl yapabiliriz ondan bahsedeceğim. Şu anlık devam ediyoruz. Geliyoruz statik statikçilik kısmından. Ne yapacağız arkadaşlar? Elemanlara bölme işlemi yaptık ama sırada bu elemana ait yük ve sınır şartlarını girmemiz lazım. Biz şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Diyelim ki şuradan masa bağlı olsun. Hiçbir şekilde serbestlik derecesi sıfır olsun. Hiçbir yere hareket edemesin. Dönme veya öteleme hareketi yapamayacak şekilde ankastre bir şekilde bağlayalım. Nasıl yaparız? Şöyle burada static structure kısmına geldim. Üste görüyorsunuz. Loads kısmı bizim yüklemelerimizin olduğu support kısmı da bizim sınır şartlarını tanımladığımız ee, sekme olmuş oluyor. Biz buradan ankastre kısmı aslında fixed support. Yani tüm ee, hareket alanını hem ötelemede hem dönmede kısıtlıyor. Serbestlik derecesini sıfır yapıyor arkadaşlar. Ankastre bir bağlantıdır. Biz şu dört ayağın yüzünü de fixed support yere sabitleyeceğiz. Şimdi geometri olarak şöyle şuradan e, noktamı seçeceğiz, çizgi seçeceğiz, yüz mü seçeceğiz? Bunu ayarlıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde e, kontrole de basılı tutarak dört tane yüzü seçip apply dedikten sonra bakın geometri olarak 4 faces olarak e, karşımıza çıktı. Dört tane yüzü sabitledik. Fixed support yaptık. Şöyle önüme getiriyorum tekrar. Peki bu sınır şartımda yükleme olarak da ben force uygulayacağım. Ee, force uygulayacağım. Ne kadar bir force uygulayayım? Atıyorum 1000 Newtonluk bir force uygulayayım. Şimdi e, bu vektör yönünde yapabilirsiniz. Yani herhangi bir şurayı seçebiliyor muyuz mesela? Şöyle çizgi diyelim. Bu vektörü vektör yerine şey yapalım arkadaşlar. Aslında daha rahat oluyor. Bu şu an neden seçmedi anlayamadım. Ee, komponent olarak göstereyim size. Burada bakın şurada koordinatlarınız var. Siz burada yüzü Geometry Selection diyor. Şurada çizgiden tabi çıkartmamız lazım. Şurada bakın yüz kısmına geldim. Seçtim burada apply dedikten sonra bir yüzümü seçmiş oldum arkadaşlar. Bir yüzü seçtikten sonra artık komponent olarak uygulayabilirim. Şimdi ben buraya dik yük uygulayacağım için z yönde değil ne taraf doğru Eksi z yönünde bir yük uygulayacağım. O zaman eksi bin diyerek bakın tam bu noktaya bir yük uygulamış oldum. Yüklemem tam, tamam, sınır şartım tamam. Şimdi geldik sol ışın kısmına. Şu yukarıdaki bakın bir yere tıkladığınız zaman hemen yukarıda sekmeler çıkıyor. Sol ışına da tıkladığınız neyi görmek istiyorum? Total deformasyonu, e, eş değer şekil değişimini, eş değer gerilmeyi, enerjiyi ve stress tooldan safety faktörü, emniyet katsayısını görmek istiyorum. Ve sol dedikten sonra çözümlemeyi yapıyorum. Evet arkadaşlar çözümlememiz bitti. Şimdi gelelim solution'a tek tek deformasyonlarımızı görelim. Bakın arkadaşlar deformasyonumuzun burada nerede minimum yaptığını, nerede maksimum yaptığını görebiliriz. Hatta buna prop'lar da koyabiliriz. Maksimum ve minimum prop'larını koyarak asıl maksimum şekil değişimi Nerede? Minimum nerede oluşmuş? Buradan bakabiliyorsunuz. Ee, burada şekil değişimleri en çok nerede olmuş ve en az nerede olmuş? Burada onu görüntüleyebiliyorsunuz. En çok gerilmenin olduğu bölgeler bakın yapıyı taşıyan ayak kısımlarında mevcut. Normal olarak. Bunu görebiliyorsunuz ve enerjiyi de görebiliyorsunuz. En sonda yapının e, dayanıklılığına bakıyorsunuz. Bakın 15 kat dayanıklı bir malzeme, emniyet katsayısı 15 olan bir e, yapıdan bahsediyoruz. Burada arkadaşlar 30 kat da olsa emniyetti, 40 kat da olsa emniyetti. Ansiz bize 15 göstermektedir. ansisin sınırı budur. Belki de 30 kat emniyetti bu. E, emniyet katsayısı sayısı hesabı e, nasıl yapılıyordu? Akma bölü uygulanan kuvvet, akma dayının bölü uygulanan kuvvet miktarı bize e, uygulanan gerilme bize ne veriyordu? O malzemenin, o yapının emniyet katsayısını veriyordu. Bu şekilde görüntüleyebiliyoruz. Tabi buradan yine ee, şuradan arkadaşlar bakın şu an arayüzü bozdum. Ne yapıyordum? View'den ee, şurada yapabiliyor muydum? Bakayım. Onu şeyden yapabiliyorum. Aynen buradan şu an görüntüleyemiyorum. Windows. Evet, reset layout bakın arkadaşlar. Burada da eğer arayüzü bozarsanız reset layout yaparsınız. Hemen size bunu çıkartır. Şimdi burada şeyi görüntülemek istiyordum ama şu an onu görüntüleyemedim. Buradan report yapabilirsiniz, rapor alabilirsiniz arkadaşlar. E, Analizize dahil Şuradan report preview kısmından buradaki sonuçlarınızı bir rapor haline getiriyor. Buna da e, bakabilirsiniz. Bakın şöyle bir yapım var. Özellikler analiz sonuçları mesh detayları buradakini aslında bir dosya haline getiriyor. E, bu şekilde analizimizi yapıyoruz. Total deformasyona geldiğimde bakın arkadaşlar. Bu sonuçların her birini simüle edebilirim. Burada 100 frame ayarlayayım, daha iyi bir görüntü olsun. Ve 4 saniye simülasyon ayarlayıp bu simülasyona şu şekilde bakabiliyorum. Bakın, simülasyonumu görüntüleyebiliyorum bu şekilde. Veya eşter ee, şekil değiştirilmesine bakmak istiyorsanız buradan yine ayarlayıp bu şekilde bakabiliyorsunuz. Burada aslında e, bunlar çok küçük değerler arkadaşlar. Bu değerleri aslında gözle görmeniz mümkün değil. Bu birazcık daha aslında abartılmış bir görüntü. Bu abartılmış görüntü de gerçek görüntüyü görmek istiyorsanız şu kısımdan e, Auto Scale değil de True Scale gerçek oranda bir simülasyon yapmak istiyorsanız ayarlayıp bakın arkadaşlar gerçek simülasyon gerçekten görünmeyecek şekilde. Çünkü bu kadar küçük bir değeri görmeniz mümkün değil. Ama o deformasyonu hissedebilmeniz için abartılmış görüntüyü kullanabilirsiniz size kalmış. Buradan da kayıt alabiliyorsunuz arkadaşlar bu simülasyonu. Bu şekilde anlatabilirim arkadaşlar bugün yapısal analizden özellikle statik analiz temelli bir yapısal analiz yaptık. Geçen derste anlattıklarımı biraz olsun uygulayabilmişimdir diye düşünüyorum. Bu derslik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.